Evet değerli izleyenler, şimdi göçmen politikalarını konuşacağız. Biliyorsunuz bu konu ülkemizde bir süredir tartışılıyor. Bu kaçak geçişler, kayıtsız geçişleri eleştiren yurttaşlar oluyor. Bu eleştirilere başkaca tepkiler de geliyor elbette. Kuşkusuz ki bu insanlar keyfiyetten yerlerini terk etmiyorlar. Ancak sınırların böyle olması bizim için, ülkemiz açısından güvenli mi? Bu mültecilerin durumu ne olabilir? Hiçbiri kayıt altına alınmıyor. Bu sorularda yanıt bekliyor elbette. Yine bu insanların ülkemizde veya başka ülkelerde ucuz iş gücü olarak hayatta var oldukları gerçeğini de elbette ki göz ardı edemeyiz. Bu da var. Bu konuyu da konuşmalıyız. Bu konuda Almanya nasıl yol izliyor? Nasıl bir yol haritası var? Nasıl bir göçmen politikası var? Bu konuyu Tele 1 Almanya temsilcisi Mehmet Tanlı'ya soracağız. Merhaba Mehmet Tanlı. Merhaba Begüm Hanım. İyi bayramlar diliyorum bu arada. Size de iyi bayramlar Begüm Hanım. Şimdi Almanya'da bu durum nasıl hakikaten? Nasıl bir prosedür işliyor? Nasıl bir politika izleniyor? Mesela yılda kaç mülteci kabul ediyor Almanya? Ya da kaçak geçişler Almanya içinde söz konusu mu? Ülkemizdeki videoları siz de görmüşsünüzdür elbette. Orada evet. Durum nasıl? Orası nasıl idare ediyor bu durumu diyelim? Şimdi burada gerçekten çok farklı bir göç politikası var. Almanya'ya 2020 yılı itibarıyla 81.284 mülteci iltica dilekçesi verdi. Şimdi Almanya'daki olay şu, sınırlar bir kere kesinlikle kapalı. En son bu Suriyeli akımından işte dolayı bazı sınırlarda işte zaaflar oluştu. Ama Almanya'ya gelen bir ilticacı, mülteci önce yerel idarelere gidip iltica dilekçesi veriyor. İltica dilekçesinden sonra o mahkeme inceliyor. Daha sonra yurtlara, mülteci yurtlarına yerleştiriliyor. Ve mülteci yurtlarından sonra işte yani ilticası kabul edecek kişiler işte, aileleri varsa. Sonra uyum kurslara başlıyor. Dili öğretiyorlar size. Meslek kursuna yolluyorlar. Yani bir sosyalizasyon gerçekleşiyor. Topluma daha hızlı uyum sağlaması için dilin mutlaka öğretilmesi lazım ve herkes kontrol altında. Kayıt yaptırıyorsunuz nüfus dairesine. Size her zaman her yerde ulaşma şansları var. Almanya'daki yani mülteci politikalar çok farklı. 10 yıl öncesine kadar Almanya kendisini bir göç ülkesi olarak kabul etmiyordu. Ama göç ülkesi olarak kabul ettikten sonra artık bütün yerel idarelerde göç daireleri var Begüm Hanım. Yani göç dairelerinde uzman sosyologlar, psikologlar ve pedagoglar çalışıyorlar. Ve bu insanların topluma uyumu için her türlü yani yardımı yapıyorlar. Dediğim gibi Almanya'ya gelen ilticacıların arasında Afganlar 7.587 kişi gelmiş Almanya'ya. Suriyeli 26.454 kişi, işte Irak'tan 5.050 kişi, ne yazık ki Türkiye'den de 2.115 kişi müracaat etmiş, iltica dilekçesi vermişler. Bu ne ve zamanı kapsıyor? Bu geçtiğimiz yıl mı? Ne zaman aralığından evet, 2020, bahsediyoruz? Yani 2020 yılı itibarıyla. En son yani 31 Aralık 2020'ye kadar işte dediğim gibi 81.284 mülteci başvurmuş. Bunların 38 bini kabul edilmemiş. Yani belirli ülkelerden geliyorsanız kabul edilme şansı sıfır. Şimdi göç iyi kontrol edilmezse ileride büyük sosyal patlamalar olabilir. Ben kendim göç dairesinde çalışıyorum. Siz gelen insanı kontrol edemezseniz, dili öğretemezseniz, meslek öğretemezseniz getolar oluşuyor. Yani kendi aralarında yaşıyorlar. Kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Yerli halkla diyalog olmayınca paralel toplumlar oluşuyor. Bu her i̇ş yerde piyasasında böyle. Da daha evet yani ucuz iş gücünden dolayı da bir rekabet başlıyor orada. Bu da yine ırkçılığı ve nefreti doğuruyor. Yani Türkiye'ye bu şekilde Afganların gelmesi ya bir sosyal intihar olarak görebiliriz. Çünkü kontrolü zor yani çok zor bir şey. Artı Türkiye'nin gerçekten bu kadar mülteciyi alma kapasitesi var mı? Yani Türkiye'nin en sivilen programlarıyla TV8 incelenmesi lazım. Bunlar Almanya'da çok modern şekilde ilerliyor. Gerçekten buna rağmen burada sorunlar var yani. Yani hala ırkçılık var, ayrımcılık var. Yani Türkiye'nin çok iyi düşünmesi lazım. Osmanlı olayına gelince... Temelde şöyle bir fark var.
Siz diyorsunuz ki kaçak geçiş çok az Almanya sınırlarından. Çok zor, çok zor. Çok zor diyorsunuz ve gelen herkes kayıt altına alınıyor ve bir kısmı için kabul ediliyor. Bir de şunu da bir ayırt edelim. Mülteci, göçmen, sığınmacı bunlar farklı aslında tanımlar değil. Tabii, statü, tabii ki. Mülteci olmak bir bazı tabii hakları ki. Elde etmek anlamına gelir. Şimdi mesela Afganları biz ne demeliyiz mesela ülkemizde kaçak bir şekilde geçenleri ne demeliyiz? Doğrusu nedir örneğin? Yani doğrusu ben o alanda çalışan bir olarak şunu söyleyebilirim. Mülteciden ziyade sığınmacı. Onlar sığınmak Peki, için mültecilerin geliyorlar. Mültecilerin bazı hakları var. Belki biraz bundan da bahsedebilirsiniz. Tabii ki mültecilerin Almanya'daki hakları şöyle. Bir yıl sonra dediğim gibi iş piyasasında iş alma imkanları doğuyor. Ama Almancayı öğrenmişlerse, dili konuşabiliyorlarsa, işte suç işlememişlerse ve belirli yerlerde kayıtları varsa, yani iki hakları var, hakları var, oturum hakları var ama geldikleri ülkeye asla gidemezler. Biz mesela medyadan görüyoruz, duyuyoruz. Suriyeliler Suriye'de bayramlaşmaya gidiyorlar. Bu Almanya'da böyle bir şey mümkün değil. Geldiğiniz zaman sizi içeri almazlar tekrar. Yani giderseniz geri gelemezsiniz. Çok farklılıklar var Türkiye ile arasında. Onun dışında birkaç rakam daha verebilirim vaktimiz tabii, varsa. Var. Şimdi Almanya'da her 4 kişiden biri Begüman Hanım mülteci kökenli. Yani bunun dışında yani Ausländer diyoruz biz. Yabancı göçmenden farklı oluyor. Yabancı hala mesela Türk pasaportunu tutuyorsanız, İtalyan pasaportunu tutuyorsanız yabancı sayılıyorsunuz. Ama Alman vatandaşlığına geçmişseniz siz göçmen statüsündesiniz. Ve Almanya'da her 4 kişiden biri göçmen kökenli. Almanya'da 1,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yaşayan Türk var. Türkiye kökenli insan var. Onu Polonyalılar takip ediyor 800 binle. Suriyelilerin sayısı ise 789 bine ulaştı Almanya'da. Yani böyle bu rakamlarla böyle. Evet 1 milyona yakın. Ama Almanya çok ciddi ve yani bir suç işledikleri zaman onlara geri yollama şeyi var. Yani Almanya'nın elinde böyle bir hak var. Suça karışmamaları lazım, çalışmaları lazım. Devamlı devletten kazanırlarsa yine başları ağrıyor. Onlara büyük zorluklar çıkarıyor Almanya. Yani göç başlı başına bir olay. Tabii ki siz de söylediğiniz gibi hiç kimse severekten ülkesini terk etmez, topraklarını terk etmez. Ama bir ülke de bu kadar mülteci alabilir mi Türkiye örneğinde? Ya bu ileride sosyal patlamalara neden olur diye düşünüyorum eğer kontrol edilemezse. Evet. Şimdi bence o vurgu önemli. Elinde küçük bir çanta veya çantası bile yok. Yani her şeyini kaybetmiş ya da tamamen ne diyelim yani hiçbir şeyi olmadan bir umutla bir yere gitmeye çalışıyor bu insanlar. Hatta Türkiye'yi de transit kullanıyorlar. Yani asıl amaçları Avrupa'ya gitmek. Onu da görüyoruz ve göç yolunda çok fazla sığınmacı hayatını da kaybediyor. Hem Akdeniz'de sularda hem sınırlarımızda. Doğru. Maalesef şu tabloyu da görüyoruz. Yani bunu da asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Örneğin kışın işte karlar eriyor. Bir sürü sığınmacının cansız bedeniyle karşılaşılıyor bu karlar eridiğinde. Evet. Doğu sınırlarımızda bunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu gerçekten bir insanlık dramı. Bunu belki bilemiyorum. Bu sorunu bence tüm dünya bir araya gelip çözmeli. Bu şekilde değil ama. Kaçak geçiş. Çünkü bunun da bazı tehlikeleri var dediğiniz gibi. Burada da nasıl yaşıyor bu insanlar? Ucuz iş gücüyle yaşıyor ve burada bulunan insanların bir anlamda işsizliğini de etkilemiş oluyor elbette ki. Türkiye'deki işsizliğin boyutunu da etkilemiş oluyor. Ve bir suça karışsalar bulamazsınız. Böyle tehlikeler de var. Evet. Bu konu çok aslında ayaküstü de konuşulmaması gereken, çok boyutuyla ele alınması gereken hem vicdani ve insani boyutuyla hem de bir politika ortaya koyarak ele alınması gereken bir konu. Ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Sorunun çözümü onların geldikleri ülkelerdeki şartların düzelmesinden geçiyor. Yani demokratik rejimlerin, demokratik hükümetlerin iktidarda olması lazım. Yoksa 60-70 milyon insan dünyada şu anda yerini değiştiriyor. İşte siyasi nedenlerle, inançsal boyutlarıyla, ne bileyim ekonomik nedenlerle, doğal felaketlerden dolayı. Siz göç idaresinde çalıştığınızı söylediniz Mehmet Bey. En çok neden kaçıyor insanlar? En çok başvuru neden geliyor mesela ve nerelerden? Vallahi şöyle yani siyasal nedenlerle birinci sırada.
İkincisi inançsal boyutlar, üçüncüsü de ekonomik. Ama hepsinde birbiriyle farkındaysanız yani iletişimi var, yani bir şeyi var, bağlantısı var. En çok siyasi nedenlerle geliyor. Siz eğer muhalifseniz ve demokrat olmayan bir ülkede yaşıyorsanız size yaşam hakkı tanımıyor rejim. Sizin ülkenizi terk etmekten başka bir şansınız kalmıyor. Ve çok zor şartlarda burada yaşıyorlar. Kültür şokuna giriyorlar. Evet. Bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir dil, bambaşka bir kültür. Yani bunu başarmak insanüstü bir performans gerektiriyor. Dili öğrenmeniz lazım, işe girmeniz lazım, yaşamınızı sürdürebilmeniz için çocuklarınızın eğitiminin yürümesi lazım. Birçok boyutuyla baktığınız zaman göç gelen içinde, getiren içinde çok zor bir görev. Ama dediğim gibi onları dışlamadan, ırkçılık yapmadan bu insanlara bir türlü yani uyum sağlamaları için projeler geliştirilmesi lazım. Personel istihdam edilmesi lazım. Yoksa Türkiye'de çok büyük olaylar çıkar diye düşünüyorum. Umarım yanılırım. Peki mesela konuştuğunuzda, sohbet ettiğinizde bir mülteci, bir sığınmacı koşulları iyileştiğinde ülkesine dönmek istiyor mu? Hiç böyle bir sohbetiniz oldu mu onlarla? Tabii ki burada kamuoyu araştırmaları da var. Buraya gelen örneğin Suriyelilerin %71'i dönmek istemiyor. Yani %71'i Almanya'yı kendi vatan olarak görüyor. Buradaki şartların çok daha iyi olduğuna inanıyor, yaşam şartlarına. Dönmek istemiyor ama %30'luk bir kesim var, %29'luk. Onlar işte ya buranın iklimine, havasına, kültürüne uyum sağlayamadığı için, zorlandıkları için yani acılar çekerekten tırnak içerisinde burada yaşıyorlar. Ellerinde imkan olsa kesinlikle Suriye'ye geri dönmek istiyorlar. Ama bazı insanlar var, politik nedenlerle gelmişler. Geldikleri ülkelerdeki rejim değişmediği için onlar artık burada kalıcılar, yani burada kalacaklar. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Mehmet Tanlı. Rica ederim, rica ederim. Sağ olun. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.